Ders kayda başladı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden Aleyküm. devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Buyurun hocam. Üstü sayılara sıralama ve eşitsizlik diyoruz. Bir sayfaya sığdırmaya çalışmışız bununla. Arkadaşlar sıralama yaparken mesela soru 1. Hepsi baktığımızda 3'ün türü değil mi? Hepsini 3'e çeviriyorum ben şu an. 3 üzeri 2 üzeri 15 dedim burayı. Aşağı ise 3 üzeri 4 diyorum 81'e. 3 üzeri 4 üzeri 10. 27'yi 3 üzeri 3 diyorum. Üzeri 11. Burası 3 üzeri 30 yaptı. Burası 3 üzeri 40 yaptı. Burası 3 üzeri 33 yaptı. Şimdi aşağıları hepsi aynı olduğu için yukarısı büyük olan daha büyüktür. Zaten bu en kolay soru tipi. Buradan 3 üzeri 40 en büyüktür. B en büyük. Sonra 3 üzeri 33 yani D büyük. Daha sonra ise A'mız büyüktür. Sıralama B, C, A olarak gider. Zaten bu en kolay soru tipi. Geldik arkadaşlar bu diğer soruya. 5 üzeri 90, 7 üzeri 60, 3 üzeri 120. Bu soruyu nasıl yapabiliriz? Hocam şimdi mesela 10 tabanda yazılmış. Taban derken yani 90 ya 9 çarpı 10. Hepsine 10 kat veririz. Bunları içeri alırız. Yani 5 üzeri 9 parantez 10. İşte 7 üzeri 6 parantez 10. 3 üzeri 12 parantez 10. O şekilde Evet. sıralama yapabiliriz. Evet. Aslında şöyle de yapabiliriz. Hepsini aynı anda sadeleştirelim. Hani o yani o biraz daha zor olabilir. Bir söyle ama hepsinden sıfırlar Evet. atsak. Şimdi 5 üzeri 9, 7 üzeri 6, 3 üzeri 12 oldu. Hatta ben hepsini 3'lere de bölebilirim değil mi? 3'e bölsem buraya 3 yapar. 3'e bölsem buraya 2 yapar. 3'e böldüm buraya 4 mü yaptı? Yani ben A'yı 5 üzeri 3 kabul edebilirim şu an. A'mız 125 oldu. Ben B'ye 7 üzeri 2, 49 diyorum B'ye. C'mize de 3 üzeri 4, 81 diyorum. Buradan da arkadaşlar en büyük görüldüğü üzere A, sonra C, sonra arkadaşlar B'miz ise en küçük oldu. Yani üst tabanlar aynı değilse üstleri direkt sadeleştirebiliyoruz. Hepsini 30'a böldük kabul etsek. Burası 3, burası 2, burası 4. Ve önce hepsini 10'lara böldük. Sonra hepsini 3'lere böldüğümüzde yine buluyoruz. Bu da 2020 KPSS sorusuydu. Bu da arkadaşlar kolay soruydu. Yani 3 üzeri 8. Hepsinin aşağıları aynı değil. Üstler de hep sadeleşmiyor. Ama ben bu 4'ü 2 üzeri 2 diye alsam burası 2 üzeri 14 yapar değil mi? Burası da 5 üzeri 6. Şimdi hepsinin üstlerinin 2'ye bölündüğünü görüyoruz değil mi? Hepsinin üstünü 2'ye böldük 4 geldi. 2'ye böldüm 7 geldi. 2'ye böldüm 3 geldi. Öyleyse C'miz 5 üzeri 3'ten 125 yapar. B'miz de 2 üzeri 7'den 2, 4, 8, 16, 64, 128 oldu. Bu A'mız ise 3 üzeri 4'ten 81 yaptı. Buradan ise görüldüğü üzere en büyük B'dir. Sonra C'dir, sonra A'dır arkadaşlar. Yani üstleri sadeleştirdiğimizde aşağılar aynı olamıyor zaten. Öyleyse üstleri sadeleştiriyoruz. Bir tek burada yapmamız gereken 4, 2 üzeri 2 yapmaktı. Öbür türlü çünkü 8, 7 ve 6 aynı anda hepsini bir şey bölemediğimiz için bulamıyorduk. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir sıralama olsaydı bir boş bir sayfa açayım. Bir saniye. Soru tipini yazmamışız da. Mesela A eşittir. 1 bölü 2 üzeri mesela ne diyeyim? 25 olsun. B eşittir. 1 bölü 4 üzeri 10 olsun. C de eşittir. 1 bölü 8 üzeri 7 olsun. Bunları sıralamak istesek. 1 bölü 2 üzeri 25. Bu kalsın. Bunu ben 1 bölü 2'nin karesi dersem olan bu 1 bölü 2'nin 20. kuvveti yapar. Buna ben 1 bölü 2'nin kübü dersem 1 bölü 2'nin kübü bir de 3'ün kuvvetler 21 yapar değil mi? Şimdi biliyoruz ki rasyonel basit kesirler her bir kuvvet alanında gittikçe küçülür değil mi? Bunun ben karesini alsam mesela 1 bölü 4. Bir daha alsam 1 bölü 8. Yani 1 bölü 2 burada bu 1 bölü 2'nin karesi. Bu 1 bölü 2'nin kübü. Yani basit kesirlerde üstü büyük olan arkadaşlar daha küçüktür. Yani en küçüğümüz bizim A'dır burada aslında. Sonra C'dir. Sonra B'dir.
Çünkü her bir 1 bölü 2'nin kuvvetini aldığınızda yarım. Daha sonra karesi çeyrek. Daha sonra karesini alsam çeyreğin yarısı. Bir daha karesini alsam çeyreğin çeyreği. Yani her bir kuvveti almak bunun dezavantajına bu sayılar küçültecektir. Yani bu 25 defa küçülmüş demek, demek ki A'mız en küçük. Bu 21 defa küçülmüş demek, demek C'miz ortanca. B'miz ise 20 defa küçüldüğü için daha az küçülmüştü diğerlerine göre. En büyük B, C, A yapar. Bunlardan birisi mesela şu eksi olsaydı. Eksi olsa nasıl olurdu? Burası mesela eksi olsaydı. Burası da eksi olsaydı. Arkadaşlar bu sefer ise bu B artılı olduğu için yine en büyük çıkardı. Ama eksilerde baktığımızda bu sefer A'mız B'mizden, C'mizden daha büyük olurdu. Çünkü bu gittikçe sıfıra yaklaşırdı. Bu sıfırdan biraz daha zor olurdu. Eksili olduğu zaman ise üstü büyük olan yine daha büyüktür diyebiliyoruz. Neyse daha fazla pek karıştırmayalım. Bunu da şöyle de yapabilirsiniz. Deney edebilirsiniz yani. Küçük ölçeklerde. Devam ediyoruz. Şimdi üstü sayılara sıralama eşitsizlikler nasıl yapılır? Şimdi baktığımızda burası 3 bölü 2, burası 4 bölü 9 değil mi? Biz ne yapabiliriz? 4 bölü 9'u 2 bölü 3'ün karesi olarak Ters çevirelim. düşünebiliriz. Evet, 2 bölü 3'ün, aynen 2 bölü 3'ün karesi olarak düşünürüz. Üzerinde eksi x eksi 5'imiz var. 2 bölü 3'ün dağıtırsam eksi 2 x eksi 10 mu yaptı? 2 bölü 3 burası, burası 3 bölü 2. Ben bu 2 bölü 3'ü ters çevirirsem 3 bölü 2 diyorum. Üzerine eksi 1'e çarpmışım demektir aslında. Burası 2x artı 10 yapar değil mi? Burası da 3 bölü 2 üzerinde 3x artı 1. Şimdi aşağılara aynısı atabiliriz. Ve 2x artı 10'umuz büyüktür kimden? 3x artı 1'den. 2x'i buraya aldım. 1'i buraya alırsam burada 1x kalır. 10 eksi 1'den 9 yapar. X'imiz en fazla 8'dir. Şimdi 3 bölü 2 birden büyük olduğu için bu basit bileşik kesir olduğu için eşitsizlik yön değiştirme yapmaz. Ama şimdi şuraya bakalım. Burası bakın 1 bölü 2'nin üzeri 2x eksi 1. Burası 1 bölü 2'nin kübüdür. Üzerinde x artı 1 varsa dağıtırsam buraya 1 bölü 2 üzerinde 3x artı 3 yapar. Şimdi bu altlara attığında burası basit kesir olduğu için bir yön değiştirme yapması lazım. Zaten basit eşitsizlikler konusunda biz bunu işlemiştik. Eğer ki aşağısı birden büyük ise attığınızda yön değiştirme yapmazsınız. Ama basit kesirlerde her bir kuvvet aldığınızda işlem küçüleceği için bunları attığınızda yön değiştirme yapmak zorundasınız. Buradan 2x'i buraya aldım. Burası 9 muydu? Evet 9'du burası. Pardon burası 3'tü. 9 değil. Üçtü. Evet, burası 3'tü. X'i buraya aldım. Burada bir x kaldı. Üçüncü tarafa atarsam eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 yapar. Sayı doğrusu üzerinde biz eksi 4'ten daha küçüksek demek ki arkadaşlar bu tarafta bir yerde olmamız lazım. Biz en fazla eksi 5'e gelebiliriz. Eksi 4'ten daha küçük olmamız da sol tarafta olduğumuz anlamına gelir. Eksi 4'ten küçüksek x'imiz en fazla eksi 3, eksi 5'tir arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Şimdi sorular bitti. Birkaç tane daha soru ben ekleyeyim. Çünkü bu kadar hızlı gideceğimizi tahmin etmiyordum. Matematik iyi olunca biraz soru dayanmadı diyelim. Arkadaşlar Evet. birkaç tane daha soru ekleyeyim şuradan yazmaya başlayalım. 3 soru daha ekleyip dersi burada sonlandıralım arkadaşlar. A eksi B üzeri 40 eksi 3A eksi 4B üzeri 40 eşittir 0 ise A bölü B'nin alabileceği değerler çarpımını tutalım. Şimdi buradan baktığımızda ben şu eksili olana karşıya atsam
Pardon. Eksili olanı karşıya atsam. 3A eksi B, 3A eksi 4B 40'ı karşıya attığımda A eksi B üzeri 40 yalnız kalır. Bu da diğer tarafa yalnız bir şekilde 3A eksi 4B üzeri 40 diye geçer. Şimdi üstler aynı ise altlara biz direkt aynıdır diyebiliyoruz. Ayrıca üstlerimiz çift ise burayı tam tersinde işlememiz lazım. Çünkü mutlak değer gibi oluyordu bu. Yani ben bunu da eksi 3A artı 4B işlemeliyim. Buradan A'yı buraya atarsam 2A burada kaldı. Eksi 4B karşıya atarsam artı 4B diye geçer. Eksi B artı 4B daha 3B yapar. Hani biz buraya A'ya 3 kat desek B'ye 2 kat demeliyiz. A bölü B ne yapar buradan? Birinci ihtimal 3 bölü 2 yapar. İkinci ihtimale bakarsak ben bu tarafa atarsam artı 3A diye geçer. 1A burada var. 4A oldu. Eksi B'yi karşıya attım. Burası 5B oldu. A'ya ben buradan 5 kat desem B 4 kat yapar. A bölü B bu sefer de 5 bölü 4 olacaktır. Bu ikilerin çarpımı da 15 bölü 8 yapar arkadaşlar. Bu soruda herhangi sorun olan var mı? Yok hocam, ben bir şey diyecektim. Bu hani üstü sayılarda 3 durum vardı ya, mesela Değil mi? 1 alıyorduk, Bir sonra olma. eksi 1, sonra 0 Ha, alıyorduk. tamam, onu yapalım Hatırlıyorum. öyleyse. Karşı. Evet. Tamam arkadaşlar, öyle soru yapalım. Şimdi Yani 3 durumu birden değerlendiriyorduk. aynen. Şimdi ne diyelim? X eksi 2 üzeri x kare eksi ne olsun? 4 olsun eşittir 1. Şimdi sağlayan x değerlerini bulalım. Nelerdir? Arkadaşlar başlangıçta ben diyorum ki aşağıya 1 yaparsam üzeri ne olursa olsun sonuç 1'e eşit olur değil mi? Çünkü 1'in üzeri ne olursa olsun her reel sayıda sonuç 1 yapar. Yani ben aşağıya direkt 1'e eşitliyorum. X eksi 2 eşittir. 1 diyeceğim. X'im 3 olur. Bu kesinlikle sağlar mı? Sağlar değil mi? Şimdi bir de ben aşağıya eksi 1 yapsam üstü çift çıksa sonuç yine ne olur arkadaşlar? 1 olur değil mi? Ama ben aşağıya eksi 1 yaptığımda üstün çift çıkmasını kabul etmem lazım. Üstü çıkıyor mu diye bakmam lazım. Aşağı eksi 1 yaptığında üstü tek olursa o zaman biz o sayıyı alamayacağız. Şimdi ben şu aşağısı x eksi 2 eksi 1'e eşitliyorum. Eksi 2'yi karşıya atarsam x'imiz buradan. Eksi 1 artı 2'den x'imiz 1 oldu mu? Şimdi ben 1'i denemek zorundayım. Çünkü eksi 1 her zaman için 1'e eşit olmaz. X'ine 1 yazdığımda eksi 1 üzerinde 1 yazarsam 1 eksi 4'ten eksi 3 mü oldu? Burası tek olduğu için eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 yapar. Demek ki bu bize sağlayamadı. Ayrıca biz yukarıyı 0 yaptığımızda sonuç ne olur arkadaşlar? 1'e gidebilir değil mi? Yukarının 0 olması durumunu inceliyoruz. X kare eksi 4 0 desem x kare eşittir 4'tür. X'im ya artı 2'dir ya da x'im eksi 2 midir? Şimdi bunları da denemek zorundayız. X'i yerine 2 İki yazsam alamazsınız zaten hocam. evet, 2 yazdığımda 2 eksi 2'den aşağısı buraya 2 yazıyorum bu sefer. Buraya da 2 yazdım. Bu 2 için bakıyorum aşağısı 0 yap, yukarı 0 yap. 0 üzeri 0 tanımsızdır. Öyleyse biz bu 2'yi Evet. alamıyoruz. Eksi 2 yazdığımızda aşağıya şu an bir de eksi 2 yazmam lazım. Eksi 2 yazdığımda eksi 2 eksi 2 üzeri eksi 2'nin karesi artı 4 geldi. Bu da eksi 4 üzeri 0 yaptı. Evet, bu 1'e eşit olur. Bir. Öyleyse bu sağlanmıyor ama bu sağlıyor. Yani x'imiz ya eksi 2'dir ya da 3'tür arkadaşlar. Bu soru anlaşıldı mı? Evet. Yani aşağıya 1'e eşit diyoruz. Hiçbir şey denemeye gerek yok. Ama aşağıya eksi 1'e eşitlediğimiz zaman bulduğumuz sonucu yerleştiriyoruz. Acaba gerçekten 1 yapacak mı? Bakın aşağıya eksi 1'e eşitlediğimizde x'imiz 1 çıktı. Ama ben x'ine 1 yazdım. Eksi 1 üzeri eksi 3'ten cevabı eksi 1 yaptım. Bu sağlamadı. Bir de yukarıya 0 eşitliyoruz arkadaşlar. Bulduğumuz sayı acaba sağlar mı diye merak ettik. Yukarı 0 olduğu zaman aşağı 0 oluyorsa onu da alamıyoruz. Onun dışında yukarı 0'sa aşağısı ne olursa olsun sağlar. Son bir soru daha yapalım. Biraz da çarpanlar ayrımıyla karışmış bir soru olsun burada. Gerçi bundan sonraki konumuz inşallah köklü sayılar. Köklü sayılar sonra çarpanlar ayrımı göreceğiz. Çarpanlar ayrımı gördükten sonra çok rahat edeceğimizi düşünüyorum.
A birden büyüktür ve M artı N eşittir 6'dır diyelim. Daha sonra A üzeri M kare bölü A üzeri N kare eşittir. A üzeri 16 bize M eksi N'yi sormuşlar. Şimdi ben geldim buraya baktığımda şu N kare yukarı çıkar değil mi? Burası ne yapar? A üzeri M kare eksi N kare mi yapar? O da eşittir A üzeri 16. Şimdi ben bu ifadeyi şöyle A üzeri M artı N çarpı A üzeri M eksi N diye alabilirim. Çünkü bu iki kare farkından M artı N çarpı M eksi N diye ayrılır. Bu da A üzeri 16 ise ben zaten M artı N'yi 6 biliyormuşum. O zaman bunu yine 6 yazdım. 6'yı dağıtırsam A üzeri 6M eksi 6N eşittir. A üzeri 16 oldu. Aşağılar aynısı, yukarılar da aynıdır. O zaman 6 benzeri aldığında M eksi N eşittir 16 yapar. Her tarafı 6'lara M eksi N'miz arkadaşlar ne yaptı? 16 bölü 6 yani 8 bölü 3 yaptı. Son bir soru daha yapalım. ÖSYM'nin sevdiği ihtimal saymalı sorulardan yapmadık. Şimdi bu tarz sorular da çıkabilir. Hani ihtimal saymakla ilgili. A üzeri mesela B eşittir. Pardon, A üzeri 6 yazdım. A üzeri B eşittir 16. A ve B tam sayı. Ve kaç farklı A sayısı vardır? Şimdi ben A'nın pozitif olduğunu düşünsem 16 üzeri 1 desem 16 yapar değil mi? Yani A 16 olabilir. A'nın pozitif olduğunu da düşünüyorum şu an. Ben 4 üzeri 2 desem arkadaşlar o da 16 yapar değil mi? O zaman A 4 olabilir. Ben başka %4. evet çok güzel 2 üzeri 4 desem o da 16 yapar. A'mız 2 olabilir değil mi? Başka 16 hiçbir şekilde 16 sadece 2'nin kuvvetleri olduğu için 16 ya 16'dır ya 4 üzeri 2'dir ya 2 üzeri 4'tür. Başka bir şey olamaz. A'yı ben negatif düşünmeye çalışsam A'yı eksi 16 desem eksi 16 üzeri hiçbir şey ne yapmaz? 16 yapmaz değil mi? O zaman A eksi 16 olmalı. A'yı eksi 4 desem eksi 4 üzeri 2 de sonuçta 16 yapacağı için A'mız eksi 4 olabilir. A'yı ayrı eten eksi 2 düşünsek eksi 2 üzeri 4 de 16 yapacağı için A'mız eksi 2 de olabilir. A pozitif 16, 4 ve 2 olabilirdi. A eksi 4 ve eksi 2 olabilirdi. A'mızın 5 farklı değeri oldu arkadaşlar. Bu tarz ihtimal saymalı sorularda sınavlarda çıkıyor. Arkadaşlar bence üst sayılar için bu kadar yeterli. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Öyleyse arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Siz de hocam anlamadım.